masada oturan kesin Sinna'ydı. O mahluk ve çok fena kızmıştı. İnşallah bu kızlara zararı dokunmaz dedim kendi kendime. Mehmet hadi kalkalım, ben kendimi iyi hissetmiyorum dedim. Mehmet tamam kalkalım dedi. Benzinin attığının o da farkındaydı. Tam kalkacakken kızlar biz bir tuvalete girelim sonra kalkarız dediler. Neyse biz bekliyoruz. Aradan 5-6 dakika geçmeden içeriden korkunç bir çığlık geldi. Millet ne oluyor diye tuvaletin oraya doğru gitti. Tabii ben en önde koştum. İçeriye daldım. Selma yerde kıvranıyordu. Şoka girmiş gibiydi. Sinem de korkudan bir yere çöküp kalmış vaziyetteydi. Ne oldu size dedim endişeli bir şekilde. Bunlar makyaj tazelerken Selma'nın aynada aniden bir gölge gibi silüet belirmiş. Daha ne olduğunu anlamadan gölge kadın gibi bir şeye dönüşmüş. Tabi Selma basmış çığlığı. Sinem de görmüş, o da bağırmış. Kıpkırmızı gözleri, iğrenç siyah bir yüzü vardı. Selma'ya doğru korkunç bir sesle bağırdı. Ne dediğini anlamadım. Garip bir dille konuşuyordu. Sanırım Arapça dedi. Selma hala şoktaydı. Dışarı çıkıp biraz hava aldık. Selma da kendisine gelmişti. İnşallah Selma'ya bir şey olmaz diye dua ediyordum. Mehmet'e bu akşam kızlarla birlikte kal dedim. Selma ve Sinem ev arkadaşıydı. Beraber kalıyorlardı. Mehmet'in ise benim gibi ayrı bir evi vardı. Neden kanka dedi. Sana sonra anlatırım her şeyi dedim. Bu bir halt anlamamış gibi şaşkın şaşkın suratıma baktı. Ben ona kararlı gözlerle bakınca sustu. Mehmet suratıma bakıyordu. Sanki bu olayla ilgili benim bir bağlantım olabileceğini düşünüyordu. Ona baktım sonra konuşuruz gibilerinden. Neyse Mehmet kızlara bu gece sizinle kalacağım kızlar dedi. Sinem dünden razıydı, kabul ettiler. Mehmet ve kızları eve bırakıp kendi evime sürdüm arabayı. Saat gece 12 olmuştu. Kapıdan içeri girince sessizlik karşıladı beni. Salona geçtim. Yorulmuştum. Kafamı ellerimin arasına aldım, düşünüyordum. Allah'ım ben ne yapacağım? Nasıl kurtulacaktım bundan diyerek ağlıyordum. Çok daralmıştım, katlanamaz olmuştum. Kafamı kaldırdım. Neden bana bunu yapıyorsun diye bağırdım. Gelmesini istiyordum. Aniden karşı koltukta belirdi. Kırmızı gözlerle bakıyordu ve tamamen kendi görüntüsündeydi. Aman Allah'ım ne kadar da korkunç. Saçları beyaz ile siyah karışımı, derisi kara ile gri arası, kulakları sivri ve uzundu. Öyle bir çığlık attı ki ev sarsıldı sandım. Evin içinde rüzgar esti. Masamdaki kağıtlar uçuştu. Sandalyeler devrildi, camlar çatladı. Aniden yanımda bitti ve boğazımdan tutup sıktı. Bunu unutma, ikimizden biri ölmeden bu ahit bozulmaz dedi. Gözleri alev alevdi, canım acıyordu. Resmen boğazımı tuttuğu yerleri yanıyor gibiydi. O an kararımı vermiştim. O ölmeden bana rahat yoktu. Boğazımı sıkmayı bıraktı, elimi boğazıma doğru götürdüm. Tuttuğu yer kabarmış, sanki sıcak su gelmiş gibiydi. Ne yapıyorsun sen? Öldürecek misin beni dedim. Bunu hak ettin. Bundan sonra adımlarına dikkat et, seni izliyorum. Boğazımda temas ettiği yer kızarmış ve kabarmıştı. Çok şiddetli bir şekilde acı çekiyordum. Fakat fazla sürmeden kızarıklığın acısı da bitmişti. Tamam dedim, başka bir şey diyemedim. Sonra kaybolup gitti. Bu mahlukun ölmesi gerekiyordu. Yoksa hem ben hem de sevdiklerime rahat yüzü göstermeyecekti. Gece başka bir sıkıntı yaşamadım. Sabah olunca Mustafa Hoca'nın evine gitmek için yola çıktım. Tabii Yusuf Yusuf ediyorum bir şey olacak diye. Beni izliyor olabilir ve Mustafa Hoca'ya da zarar verebilirdi. Aşağı yukarı 10 kilometre falan gitmiştim ki araba yavaşlamaya başladı. Benzin göstergesine baktım doluydu. Sonra arabayı kenara çektim. Çalıştırmayı denedim, marş almıyor. Bir türlü çalışmıyordu. Kaportayı açtım bir de ne göreyim. Aracın buji kablosu yerinden çıkmış. Normalde çok sağlam takılır o kablo ucu. Çıkması kolay değildir. Ama her nasılsa çıkmıştı işte. Onu yerine takıp iyice bastırdım. Kaportayı kapatıp araca geçtim. Çalıştırdım ve yola devam ettim. Başka bir aksilik yaşamadan Mustafa Hoca'nın evine vardım. Gene tekti. Kızı da gelmemişti. Beni salona buyur etti. Sonra gitti çay ve yanında bir şeyler getirdi. Hocama, hocam seninle görüşmemizden sonra neler oldu neler diye bir çırpıda her şeyi anlattım. Şaşırdı. Özellikle cinle yaptığımız din tartışmasına çok şaşırmıştı. Bana, o sana sadece musallat olmuyor. Dinden çıkarabilir. Sakın oyuna gelme diye bana şeytandan, onun hilelerinden, isyan edişinden falan bahsetti. Hocayı büyük dikkatle dinledim. Sonra gömme hadisesini hatırlattım. Hala hazırlık için uğraşıyoruz dedi. Ama bu arada sana geçici bir koruma olarak şunu vereyim diye kalktı. Diğer odaya gitti. Elinde bir zarfla geldi. İçinde bir kağıt vardı. Bu ne dedim hocam? Cin mektubu. Hazreti Süleyman zamanında yazılmış bir tılsım dedi. Bunu evinde ya da yanında bulundurana cinler Allah'ın izniyle musallat olmazlar. Lakin biz ondan sonsuza kadar kurtulmanı istiyoruz. O yüzden şimdilik yanından ayırma bunu dedi. Mektubu aldım.
Sonra hocam yarın pazar müsaadeniz olursa bu gece sizde kalabilir miyim? Tabii ki olur dedi. Gece oturduğumuz odada yattım. Mektubu da göğsüme yerleştirdim. İçim huzur dolmuştu. Uyumaya başladım. Gece aniden uyandım. Dışarıdan evin dışından sesler geliyordu. Kapıya küt diye vurulmaya başlandı. Elimi mektuba bastırıp hocanın odasına koştum. Hoca da kalkmıştı. Dışarıdan kedi sesleri geliyordu. Sanki onlarca kedi evin etrafında miyavlıyorlardı. Sesleri çok korkutucuydu. Hani kediler korkunç bir sesle miyavlar ya, aynen öyle. Hocam ne oluyor? Bu sesler ne dedim. Eve girmeye çalışıyorlar. Sayıları fazla olmalı. Ama ev korunuyor. Ve o mektup sende olduğu sürece sana zarar veremezler. Allah'ın izniyle dedi. Hoca daha sonra dua okumaya başladı. Bayağı uzun okudu. Hoca okudukça gürültü hafiflemeye, kedi sesleri bitmeye başladı. Hocayla gün ağarana kadar oturduk. Daha sonra hoca ben namaz kılacağım. İstersen sen de kıl dedi. Tamam dedim. Birlikte sabah namazı kıldık. Sabahtan sonra hoca biraz Kur'an okudu. Ben de onu dinlerken uyuyakalmışım. Gözümü açtığımda neredeyse öğlen olmuştu. Sonra odanın kapısı çaldı. Hoca içeri bir tepsiyle girdi. Kahvaltı hazırlamıştı. Hocam size de zahmet oluyor dedi mahcup bir ifadeyle. Ne demek, canın sağ olsun evladım dedi. Beraber kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra hocaya hocam biraz dolaşalım mı arabayla, nefes alırız dedim. Tamam olur dedi. Arabaya atladık, marşa bastım fakat yine çalışmadı. Çeviriyorum anahtarı, sadece bir tık sesi geliyor ama çalışmıyor. Kaportayı açtım, marş motoruna giden kablo soketi yerinden çıkmış ve sanki bir hayvan soketi çiğnemiş gibi ezmiş vaziyetteydi. Bir tornavida ile soketi düzelttim. İyice sıkıştırarak yerine oturtturdum. Hoca espriyle karışık, bu cinler de arabandan ne ister anlamadım. Dün de buji kablosunu çıkarmışlar. Değişik espri anlayışları var herhalde dedim. Hoca sadece tebessüm etti. Neyse atladık arabaya. Köyün arka kısmında bir çamlık var. Çam ağaçları var her yerde. Bayağı güzel rüzgar esiyor. Oraya gidelim dedi hoca. Tamam dedim. Yolda giderken kuru yemiş içecek falan aldım. Oturduk bir çamın dibine. Hem konuşuyor hem de bir şeyler yiyorduk. Çok güzel rüzgar esiyordu. Hocam hazırlıklar ne zaman olur dedim. Burada başka şeylerden konuşalım. Gündüzleri cinler bir şeyler yapamaz ama dışarıdayız sonuçta. Ben sana haber vereceğim dedi. Hoca ile öğlen namazı için camiye gidene kadar oturduk. Sonra beraber camide namaz kıldık. Köy kahvesine gittik. Hoca beni uzaktan akrabası diye tanıttı. Köylülerle muhabbet ettik. Hepsi hocaya derin hürmet gösteriyordu. Bayağı hoşbeşten sonra köylülerden biri dün gece olanları duydunuz mu diye muhabbet açtı. Bize dönüp gece kahveden dönerken bir sürü kedi miyavlaması duydum. Senin evin oradan geliyordu Mustafa hocam dedi. Ben gerildim biraz ama renk vermedim. Mustafa hoca da köy yeri burası olur dedi. Sonra o adam ama bu kadar çok olması normal mi? Lakin üç harfler olmasın dedi. Mustafa hoca kesin bir dille onların muhabbetini çok açmayın. Onlardan fazla söz etmeyin ve onlara bulaşacak herhangi bir şey yapmayın diye nasihatte bulundu. Onlarla bizim aramızda perde olduğundan ve bunu bozacak şeylerden kaçınmamızdan bahsetti. Cinlerin iyi huylusunun olabileceği gibi hapislerinin de olabileceğinden ve elimizden geldiği kadar onlara bulaşmamamızdan bahsetti. Sonra o adam sustu, açmadı daha konuyu. Çünkü belliydi. Bu adam konuşmaya devam ederse başka biri de belki de söylenti olan başka bir cin muhabbeti açacaktı. Lakin arkası kesilmeyecekti. Hoca bu şekilde uyarınca kimse daha muhabbet açmadı. Hocanın bunu yapmasının nedeni zaten yeterince daralmış ruhumu daha fazla daraltmaktan kurtarmaktı. Hocayla biraz kahvede oturup başka konulardan konuştuk. Kedi sesi duydum diyen abi de fazla lafı uzatmadı ve hocanın anlattıklarını dinlemeye başladı. Yarım saat kadar da oturduktan sonra müsaade isteyip kahveden kalktık. Ben de Mustafa hocadan müsaade istedim. Önce onu evine bırakıp sonra kendi evime gidecektim. Akşam olmak üzereydi ve yarın iş vardı. Mektubu yanından ayırma sakın ve yolundan şaşmadan direkt evine git dedi Mustafa hoca arabadan inerken. Tamam hocam dedim. Atladım arabaya, kazasız belasız eve geldim. Mektubu evin salonunda bulunan kitaplığın en üst kısmına koydum. Sonra bir duşa girdim. Duştan çıkmak üzereyken telefon çalıyordu. Hızlıca banyodan çıkıp telefona baktım fakat yetişemedim. Arayan Mehmet'ti. Çabuk yanıma gel diye bir mesaj atmış. Hemen aradım. Ne oldu? Ne bu telaşın dedim. Sen gittikten sonraki gün bize bir şeyler oldu. Ne olduğunu açıklayamıyoruz. Kızlar korkudan aklını yitirecek. Ne oluyor bize? Gel hemen anlat her şeyi dedi. Hemen üzerime giyindim. Mektubu yanıma alıp atladım arabaya. Sinemlere gittim. Kapıyı Mehmet açtı. Aşırı sinirliydi. Sanki suç bendeymiş gibi trip atıyordu. İçeri girdim. Sinem ve Selma ağlamaktan gözleri şişmiş haldeydiler. Sordum hemen. Ne oldu, neyiniz var dedim. Mehmet hızlıca anlatmaya başladı.
O gece ben bunlarla takılırken olan olaylar cuma akşamı yine olmaya başlamış. Odalarındaki kapılar kendi kendine açılıp kapanıyor, ışıklar yanıp sönüyor, garip garip sesler geliyormuş. Hepsi kıpkırmızı gözlü bir varlık görüyorlar, aynadan görüyorlarmış onları. Korkudan akıllarını kaçıracaklarmış. Kimseye de gidememişler. Beni aramış Mehmet kaç kere ama ulaşamamış. Yo, varlık engelledi ya da köyde bazen çekmediğinden ulaşamadılar. Ama şöyle bir şey var. Arama sayısı veya normal mesajlar telefon çekince gelir. Ama bana hiçbiri gelmemişti. Bu çok ilginçti. Neyse, Mehmet'e baktım. Her şeyi en başından anlatacağım dedim. Ve en ince ayrıntıya kadar her şeyi anlattım. Sadece Mustafa Hoca ile hazırlığı yaptığı şeyden ona bahsetmedim. Gizli kalsın istedim. Herkes şok olmuştu. Birden Sinem, bunları sen bizi bulaştırdın. Senin yüzünden oldu. Şimdi ne yapacağız? Bizi bundan kurtar diye bağırmaya başladı. Selma şok içindeydi. Mehmet ise bana sinirle bakışlar atıyordu. En sonunda ben de sinirlendim. Başladım bağırmaya. Bunları ben mi istedim? Ben böyle olsun dedim. Ben de kurtulmaya çalışıyorum. Hoca beni kurtaracak inşallah. Siz de kurtulacaksınız dedim. Sonra onlara cin mektubundan bahsettim. Dışarıda hep beraber çıkıp o kağıdın bir fotokopisini çektirdik. Bu olaylar bitene, ben size kurtulduk diyene kadar yanınızdan ayırmayın. Gittiğiniz her yere götürün. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz dedim. Fazla inanmış gibi değillerdi. Fakat tamam inşallah dediğin gibi olur dediler. Sonra onlardan ayrılıp kendi evime gittim. 1-2 hafta geçti, hiçbir şey olmadı. Ne o varlığı gördüm ne de etkisini duydum. Mustafa Hoca'dan da ses seda yoktu. Yavaş yavaş ibadet etmeye de başlamıştım artık. Bana huzur veriyordu. Mehmet ile görüşüyordum. Atlatmaya çalışıyordu hepsi. Ama iyiydiler. Onlara bulaşan falan da yoktu. Bir gün gene işten dönmüştüm. Eve gittim bir duş aldım. Salona geçtim. Bir de ne göreyim. Salonda 3 kişi oturuyorlar. Neye uğradığımı şaşırdım. Üçü de normal insan görünümündeydi. İrkildim resmen. O anda cin mektubunu arabada unuttuğumu anladım. Tam arkamı dönüp kaçacakken dur dedi. Öyle kala kaldım. Gel otur karşımıza. Bizden sana zarar gelmez. Bizler Müslüman cinleriz. Bizden korkma. Emin ol sana yardım etmek için buradayız dedi. Ben Allah'tan başka kimseden yardım istemedim. Sizi kim yolladı dedim. Senin bu düştüğün durum cinler aleminde bizler tarafından duyuldu. Sana musallat olan Sinna ve kabilesi bizim düşmanımız. Sana yardım etmek istiyoruz dedi. Bana niye, ne karşılığında yardım etmek istiyorsunuz diye sordum. Biraz bozulmuş gibiydiler. Sen de Müslümansın biz de. Hem bizim düşman olduğumuz kabile sana musallat olmuş, o yüzden yardım etmek istiyoruz dedi. Mustafa Hoca ile olan irtibatını biliyoruz. Eğer yapabilirsen o abis cinliği gömmen hem senin hem de bizim için iyi olur. Böylece biz de sen de onun verdiği zararlardan kurtulmuş oluruz. Karşılığında sana her türlü yardım yapacağız dedi. Resmen bu cinlerle ittifak kuruyordum. Her yerde geçerli olan bir şey burada da vardı. Ortak çıkarlar. Peki ama şöyle bir şey var. Ben Müslüman da olsam, başka dinden de olsam hiçbir cinle muhatap olmak istemiyorum. En azından bu habis cinden kurtulduktan sonra siz kendi boyutunuzda kalın, buraya gelmeyin dedim. Tamam, kabul ettiler. Biz evi korumaya alacağız. Artık o cin biraz zor girer. Ama sen gene de mektubu yanında tut dedi. Peki bu mektup size de işler mi dedim. Elbette. Arabada unuttuğun için biz eve girebildik. Uzaktan uzağa kaç zamandır seni izliyorduk dedi. O ana kadar cinlerden sadece biri konuşmuştu. Diğer ikisi susmuştu. Diğerlerinin isimleri Mansuri ve Settari. Ve benimle konuşansa Mevsun idi. Biz şimdi gidiyoruz dedi. Mevsun ve hep beraber ayağa kalktılar. Hadi sağlıcakla kal deyip salon kapısından çıkıp gittiler. Ben de arkalarından çıkayım dedim. Hemen aşağı kalkıp kapıdan dışarı çıktım. Kimse yoktu. Şaşırmamıştım. Sonuçta cindi onlar da. Arabaya koşup mektuba baktım. Mektup olduğu yerde duruyordu. Müslüman cin de olsa gelenler hiçbirisinin de yanıma gelmesini istemiyordum. Mektubu alıp cebime koydum. Kafam allak bullaktı. Dağıtmalıyım diye düşündüm ve Mehmet'i aradım buluşalım diye. Bir saat sonra Mehmet'le buluştuk. Her zaman gittiğimiz barlardan birine gidelim dedi. Ben içmiyorum artık. Başka düzgün bir yere gidelim dedim. Artık kötü alışkanlıklarımı bırakmak istiyordum. Normal bir kafeye gittik nargile içmeye. Bir yandan zehirli dumanı ciğerlerimize çekiyoruz. Bir yanda konuşuyoruz. Ne oldu ne bitti diye. Sinem ve Selma nasıl dedim. Sorma kardeşim. Sinem'le ayrıldım dedi. Neden? Ne oldu dedim. Sinem ona sen ve arkadaşından ne kadar uzak olursam benim için daha iyi. Mahluklar benden uzak olurlar. Rahatsız etmezler. Artık temasta olmayalım. Benden uzak dur demiş. Resmen utandım o an. Yerin içine girecektim. Benim yüzümden kızla ayrılmışlardı. Mehmet benim halimi anlamıştı. Takma kafana kanka. Senin ne suçun var bu konuda?
Böyle olaylarda herkes bir suçlu arar. Sinemle zaten iyi gitmiyordu. Bu olaylarda tuzlu biberi oldu dedi. Her ne kadar beni rahatlatmaya çalışsa da kendimi kötü hissediyordum. Ama bir yandan Mehmet'in bu anlayışına hayran kalmıştım. Sağ olasın dostum dedim. Herkes böyle bir şey olsa Mehmet gibi tepki vermezdi. Mehmet'e karşı olan dostluğum o an bir kat daha artmıştı. Birkaç havadan sudan konuştuktan sonra Mehmet'e o mektubu sakın yanından ayırma. Sinem ve Selma ile artık görüşmem. O yüzden onlara bir zararı dokunmaz ama seninle görüşüyorum. Sana zararı dokunsun istemem dedim. Bana zaten sen bunu verdikten sonra hiçbir olay olmadı dedi. Neyse 1-2 saat orada oturduk. Mehmet'i evine bıraktım. Mustafa Hoca aradı. Akşam 10 gibi hayırdır hocam dedim. Hafta sonu mutlaka bana gel dedi. Sorgulamadım fazla. Demek ki sonunda kurtulacaktık. Eve gittim. Hafta sonuna kadar sakin geçti. Mektubu hiç yanımdan ayırmadım. Cumartesi sabahı arabaya atlayıp hocanın evine doğru yola çıktım. Her şey normal gidiyordu. Sonra telefonum çaldı. Arayan kişi iş yerinden bir arkadaştı. İş yerinde bir problem olmuş ve oraya gitmem gerekiyordu. Akşam üzeri işler halledip tekrar yola koyuldum. Hava hafiften kararmıştı. 30 dakikalık asfaltı yoldan gittikten sonra köy yoluna döndüm. Yolun kenarında yaşlı birisi elini kaldırdı. Ben de durup camı indirdim. Beni falanca köyüne kadar bırakır mısın oğlum dedi. Dediği köy Mustafa Hoca'nın köyüydü. Tamam amca, ben de oraya gidiyorum zaten dedim. Ve amcayı arabaya aldım. Arka koltuğa oturdu. Fakat hiç konuşmuyordu. Yüzü yere dönük vaziyette, sadece sessiz şekilde duruyordu. Garibime gitmişti. Muhabbet açmak istedim. Amca ne yapar ne edersin dedim. Çiftçiyiz oğul. Tarla taban işler dedi. Yine sessizliğe bürünmüştü. Sonra köy yoluna sapacaktım ki amca bir anda dile geldi. Devam et. İleriki sapaktan dönersin. Orası daha düzgün dedi. Sesinde bir ciddiyet vardı ve ben de ısrar etmeden devam ettim. Biraz gittikten sonra sağa dön dedi. Traktör yoluna soktu beni. İleride bir çamlık, koruluk gibi bir yer vardı. Amca dedim, yolu biliyorsun değil mi dedim. Evet sen sür, şu koruluğa geçtik mi geldik sayılır dedi. Ulan ağaçlarla çevrili yoldan gidiyoruz. Hava da iyice kararmaya başladı. Ayın ışığı bile yok. Aniden araba durdu. Benzin de var, bir sorun da gözükmüyordu. Amca sen bekle dedim, aşağı inip kaputu açtım. Lanet olası buji kablosu kopmuştu ve çalışması imkansızdı. Lan dedim nasıl olur bu? O anda irkildim. Üstümü yokladım. Eyvah dedim. Mektup üzerimde yoktu. İş yerinde girdiğim elbisenin cebinde kalmıştı. Kaputu çarparak kapattığımda büyük şoku yaşadım. Amca arabada yoktu. Hızlıca arabaya koştum. Kapıları kilitliydi. İçine giremedim. O an anlamıştım ki büyük bir oyunun içindeydim. Ortalık kapkaranlık ve yapayalnızdım. Evet, bu bir oyundu. Hem de onun, o mahlukun bir oyunuydu. Neredesin hani? Karşıma çık diye bağırdım. Sessiz ormanlık alanda. Sanki bu sözümü bekliyormuş gibi onu hissettim. Hemen arkamdaydı. Geldim, buradayım dedi. Tek gelmemişti. Yanında 2 tane daha cin vardı. Kendi görüntüsündeydi. Aman yarabbi, ne korkunç bir görüntüydü. O an üstüme çullandılar. Korkunç seslerle, garip görüntülerle görmeye başladım. Sesler beynimin içinde yankılanıyorlardı. Sanki çığlık gibiydi sesler. İki el boğazımı sıkmaya başladı. Nefes alamıyordum resmen. Korkunç seslerle bana bağırıyorlardı. Zavallı sünepe, bizlerden kaçabileceğini mi sandın? Senin tüm yakınlarını öldüreceğiz. Hayatını, ruhunu karartacağız. O an içimden gelen o umutsuzlukla bir anda bağırmaya, çığlık atmaya, bağırmaya başladım. Allah'ım kurtar beni. Darda düşen kuluna yardım et diye. Öyle içten, öyle yüksek sesle bağırmıştım ki bir anda üstümden kalktılar. Koruya doğru uçarcasına kaçtılar. Bir ışık hüzmesi onları takip ediyordu sanki. Sonra bana yavaş yavaş yaklaştı ve büyüdü. Işık azaldığında gördüğüm Mesun'du. Seni bu melundan kurtarana kadar koruyacağız deyip gözden kayboldu. Kendime gelmem bayağı bir sürdü. Cinlerin kavgalarına şahit olmuştum biraz önce. Önceleri cinlere bile tam manasıyla inanmazdım. Ama şimdi biri beni seviyor ve kıskanıyor, hiç kimseyle görüşmememi istiyor, görüştüğün anda cezalandırmakla tehdit ediyor, başka bir cin grubu da beni onlardan koruyordu. Yavaş yavaş yerden kalktım, kendime gelmeye çalıştım. İçimden bir ses o varlıkların bana bu akşam bir daha yaklaşamayacağını söylüyordu. Bunu söyleyen içimdeki ses değil, beni kurtaran cinden başkası değildi. Hemen Mustafa Hoca'yı aradım, kısaca durumu özetledim. Araba hala çalışmıyordu. Mecbur olarak toprak yoldan geri ana yola doğru yürümeye başladım. 20-25 dakika sonra yine Mustafa Hoca'yı aradım. Ana yola geldim dedim. O da geliyorum bekle dedi. 5 dakika sonra uzaktan bir traktör geldi. Mustafa Hoca ve bir köylü traktörle geliyorlardı. Traktöre binip arabanın yanına gittik.
Halatlarla arabayı bağlayıp hocanın köyüne kadar çektik. Köylüye bir şey anlatmadım, araç arızası ile ilgili. Köylü amcaya teşekkür edip para vermek istedim ama kesinlikle kabul etmedi. Eve girince her şeyi hocaya anlattım. Allah darda kalan kuluna yardım eder elbette dedi. Hocayla oturduk konuştuk. Yarın inşallah ritüel yapacağız. Her şeyi hazırladım dedi. Tamam hocam, peki nasıl yapacağız? Ya başarısız olursak dedim. Öncelikle gözden uzak bir yere gideceğiz. Issız bir yer olması lazım. Orada gerekli ritüeli yapıp cini çağıracağız. Sonra onu hapsedip gömeceğiz dedi. Neye hapsedeceğiz hocam? Bu kadar basit mi dedim. Değil tabii ki dedi. Bana değişik desenli, ağzı kapalı, toprak bir küp gösterdi. Üzerinde deriden yapılma bir bez vardı. Üzerinde Arapça şekiller ve harfler çiziliydi. Mustafa Hoca, inşallah kazasız belasız halledeceğiz dedi. İnşallah hocam dedim. Biraz korkmaya başlamıştım. İlk defa boyumdan büyük, hatta çok büyük ve dönüşü olmayan bir yola gidecektim. Ellerim titriyor, konuşurken sesim kısılıyordu. Benim korkmamam gerekirdi. Çünkü korkarsam enerjim düşer, cinlere kolay lokma olurdum. Enerjimden dolayı seven cin, enerjim azalınca beni sevmez, bir anda öldürmeye kalkardı. Korktuğumu anlayan hoca beni rahatlatmak için aç mısın dedi. Vallahi açım hocam dedim. Hocayla beraber yemek hazırladık. Yemeği yedikten sonra çay içip muhabbet ettik. Gece yarısına doğru yatsıyı kılıp yattık. Gece sakin geçti. Sabah yine hocayla beraber namaz kılıp kahvaltı ettik. Sonra çıkıp çamlığa gittik. Biraz oturduk. Daha sonra kalkıp köyün içinde gezdik. Bu arada hoca bir mektup daha yazmış, yanımıza almıştı. Öğlene doğru önce camimizde namazımızı kıldık, sonra kahveye gittik. Sohbet muhabbetten sonra dün akşamki köylü geldi. Arabaya ne yaptığımı sordu. Bir arkadaşımın jipi var, gelip çekecek dedim. Kahvede biraz oturduktan sonra 3 gibi eve döndük. Yemek yiyip ikindiyi kıldık. Akşamı beklemeye başladık. Bir yandan da ritüelde kullanacağımız eşyaları hazırlıyorduk. Hocam gece gece yapmasak bu iş olmaz mı dedim. Olmaz. Gündüz onları bulamazsın. Onlar uykularını gündüz uyurlar dedi. Evet, dikkat ettiyseniz bu varlık hep bana gece ya da akşam üzeri geliyordu. Neyse, akşama kadar evde takıldık. Akşam namazından sonra yemek yiyip çay içtik, muhabbet ettik. Saat gece 11 gibi hoca elinde iki tane büyük torba ile geldi. Hani şu köylerde bulunan heybeler olur ya, çobanların kullandığı, işte öyle torbalar. Torbalardan birini aldım, diğer elime küpü aldım. Üzerindeki deriyi katlayıp torbaya koydum. Hocayla yayan çıktık yola, çamlığa geldik. Ağaçların seyrekleştiği bir yerde büyükçe bir çam ağacının dibinde durduk. Çevresinde başka bir ağaç yoktu. Ağaç ve az otlu, çorak bir zemin. Elimde fener vardı ama o kadar karanlıktı ki 1 metre önümü ancak görebiliyordum. Hoca 2 tane heybeyi açtı. İçinden bir kapalı kutu, enfiye kutuları gibi çıkardı. Bir çok mum, bir bıçak, orta boy ince uzun bir ayna çıkardı. Dikkat ettim, aynanın boyutu küpten kısaydı. Diğer çuvaldan ise orta büyüklükte taşlar çıktı. Bazıları yumruk kadar, bazıları daha ufak. 20-25 tane. Neyse hoca bu taşları oval bir şekilde dizdi. En dışına da enfiye kutusundan daha önceki kullandığı beyaz tozdan geniş bir çember yaptı. Sonra taştan şeklin içine girdi. Aynanın arkasında büyükçe bir taş koyup dayadık. Yarı yatıktı ayna. Hoca mumları yakıp taşların arasına sıkıştırdı. Toprağa gömdü ki sabit kalsın. Daha sonra hoca küpü al yanıma gel dedi. Aldım yanına geldim. Deriyi getir dedi. Poşetten onu da aldım. Daha sonra sen arkamda dur ve ben bir şey diyene kadar hiçbir şey yapma dedi. Hoca Arapça dualar okumaya başladı. Bir anda geçen sefer olan şey oldu. Mumların alevi rüzgar varmış gibi sallanmaya başladı. Bu akşam da zerre rüzgar esmiyordu. Aynada olağan dışı gölgeler oluşmaya başladı. Hoca bıçağı al yanıma gel dedi. Yerden bir taş aldı ve hemen önümüze koydu. Ben yanına gelince bıçağı elimden alıp elime tuttu ve derin olmayan bir kesik attı. Kan damlıyordu. Canım acısa da bir şey yapamadım. Bu işin kanunu buydu. Kan insanların yaşamaları için en mühim bir dokuydu. Cinler içinse insanların zihnini yormak için seyahat ettikleri bir nehir. Elimi taşın üstüne yaklaştırdı. Damlayan kanlar taşın üstüne damlamaya başladı. 10-15 tane kan damlasından sonra elimi bir bezle sarıp tamam yan tarafa geç dedi. Yan tarafa geçtim. Hoca Arapça konuşmaya başladı. Bir anda aynadaki görüntü netleşti. Gelmişti. Ona içimde dizginleyemediğim korku ve öfkeyle bakıyordum. Fakat sadece ona değil, bir şey beni hocaya karşı körüklüyordu. Hem cine hem de hocaya sinir oluyordum. Bu duyguyu, yani hocaya da sinirlenmemi onlar, o kötü iblisler sağlıyordu.
Fakat bunu bildiğim halde müthiş bir şekilde hocaya sinirlenmeye başlamıştım. Aynadan beliren yüzü her zamankinden daha çirkindi ve sesi ürkütücüydü. Hocaya bağırmaya, çağırmaya başladı. Hoca da bunu tehdit eder gibi karşılık verdi. Bir anda arkamdan bir ses duydum. Ormanın içinden gölgeler yaklaşıyordu. Sesleri çok korkunçtu. Kedi ve baykuş sesleri ve daha değişik hayvan sesleri duyuluyordu. Ormanın her yanından bize doğru geliyorlardı. Bunlar onun, bana aşık olan ve şu an aynada şekli görünen iblisin kabilesindendi. Gölgeler yaklaştıkça şekillenmeye başladılar. Aman yarabbi, ne korkunç suretleri vardı. Birisi neredeyse 2 metre kadar yanıma yaklaştı. Hoca önde, iblis ile Arapça ya da Aramice şeyler konuştuğu için bu gelen cinlerin farkına varmamıştı. Yanıma yaklaşan cin hemen yanımdaki bıçağı göstererek biraz önce bu bıçakla hoca senin kanını döktü. Şimdi sen de onun kanını dök diyerek aklımı bulandırıyordu. Zaten anlamsız bir şekilde hocaya nefret beslemiştim. Eğilip yerden bıçağı aldım. Bıçağın üzerinde hala kanım vardı. Tam hocanın ense kısmına saplayacakken hoca bana dönüp Arapça bir şeyler söyledi. Bu söylediğini daha sonra sordum hocaya. Allah seni zalimlerden eylemesin demiş. Bu söylediği sözün ardından kendime geldim ve bıçağı yere attım. Yanımıza kadar gelen cin sürekli telkinde bulunuyordu. Ama ben artık ona uymuyordum. Hocanın ufak bir cümlesi dua niyetine gelmiş ve beni zalim olmaktan muhafaza etmişti. Cinlerin hepsi yanımıza kadar yaklaşmıştı. Binlerce, yüz binlerce ateşten gözler. Kimisi kambur, kimisi dört ayaklı hayvan gibi, kimisinin üç tel sakalı var ve burnunun olduğu yerde sivri bir boynuzu. Görüntülerini bu kadar basit anlattığıma bakmayın. Tarif etmek çok zordur onları. Aynadaki lanet cin kabilesinden yüz bulup kahkahalar atıyor ve sonunuz geldi. Buradan çıkışınız yok diyordu. Allah'a dua etmeye başladım. Allah'ım bize yardım et. Aramızda bir metre kadar bir anda bunlar durdular. Sanki görünmez bazı şeyler mücadele ediyorlardı. Biri aniden havaya doğru uçtu. Toz gibi ayrıldı. Diğerleri de kaçmaya başladı. Etrafa dağılmaya başladılar. Ben bunları kim yapıyor derken çemberin dibinde daha önce evime gelen 3 cin ve onun kabilesinden olduğunu düşündüğüm cinler belirdi. Korkmayın, size yardıma geldik dediler. Resmen ölmeyi beklerken müttefiklerimiz gelmişti. Ormanın içinden diğer cinler de gelmeye başladı. O an evime gelen 3 cin kendi suretine büründüler. Aman yarabbi, nasıl heybetliler. Dizlerimin bağı çözüldü neredeyse. Bu arada hoca aniden küpü getir diye bağırdı ve kanlı taşı aynaya vurdu. Ayna çatladı ama parçalanmadı. Hemen küpü getirdim. Aynayı içine tıktı ve ağzını elinde verdiğim deriyle kapladı. Derinin kalan kısmını iple sıkıca bağladı. İlk başta küpten boğuk sesler geldi. En sonunda sesler de kesildi. Hoca kurtulduk sonunda dedi. Hoca bu Müslüman kardeşlerimize de teşekkür etti. Onlar da yanımızdan ayrıldı. Hemen taşları çuvala doldurduk. Diğer malzemeleri de ben doldurdum. O tozu da ayağımla bozdum. Mumları söndürüp poşete attım. Poşetleri ben, küpü de hoca yüklendi. Köyün mezarlığına doğru yola çıktık. Mezarlıkla çamlık tam ters taraftaydılar. Hocanın evi de arada kalıyordu. Eve eşyaları bırakıp kazma kürek aldım. Hoca da küpü yine sırtlandı ve mezarlığa gittik. Önceden hocanın belirlediği boş bir yere derin bir çukur kazdı. Bu çukur mezarlığın biraz yukarısındaydı. Daha önceden kazılıp gömülmüş bir yer daha vardı. Tahmin ediyorum ki Mustafa Hoca'nın ilk din gömme vakası değildi bu. Ama belli etmedim. Küpü oraya gömdük. Üstüne de biraz kül ve beyaz tozdan döktük. Sonra eve geldik. Hocam kurtulduk mu sonunda dedim. Onun da yüzü gülüyordu. Evet kurtulduk dedi. Ben bir şey anlamadım dedim. Cin aynaya hapis oldu. Küpün içinde de öldü. Sonra da onu gömdük dedi. Hoca bir muska daha yazdı bana. Bu mektubu ve bu muskayı yanından sakın ayırma dedi. Sabah Mehmet'i aradım, çekici alıp geldi sağ olsun. Hocayla helalleştim. Bende çok emeği vardı. Sonra iş yerine gidip 3-4 aylık ücretsiz izin istedim. Sağ olsun onlar da kırmadı beni. Kendime gelmem 6 ay sürdü. 6 ay boyunca memleketimde kafa dağıttım. 6 ayın sonunda tekrar geri dönüp işe geri başladım. Merve ile görüştüm. Bir çocukla tanışmış. Nişan yapmışlar ve düğünden sonra Amerika'ya yerleşeceklermiş. Ona her şeyi baştan sona kadar anlattım ve sonunda ikimiz de ağladık. Ayrılırken çok zor oldu. Biliyordum beni hala seviyordu ama artık iş işten çoktan geçmişti. Nurgül'le de görüştüm. Ona da her şeyi anlattım. O da uzun bir süre tedavi görmüş. Benden yüzlerce kez özür diledi. Öyle olsun istememiştim dedi.
Bana gelecek olursak artık daha dindar ve daha düzgün bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Kötü alışkanlıklarımın hepsine bıraktım. Bugünlerin geçtiği için Allah'a hamdolsun.